Fallout gibi açık dünya oyunlarında yüzlerce NPC ile karşılaşabiliyoruz. Kimisinin hikayesi oyun içerisinde bir anlam ifade ediyorken, kimisinin hikayesi ise oyunun çok ötesine geçebiliyor. Gezerken karşılaştığınız rastgele konmuş gibi gözüken, 3-5 diyalogdan fazla konuşmayan NPC'ler bile aslında arkasında farklı anlamlar barındırabiliyor. Wasteland'da karşılaştığınız Evan adlı NPC'nin hikayesi de görünenden fazlasını barındıranlardan. Reddit'te Fallout 4'te saatlerini harcayan ve oyunu çok sevdiğini söyleyen bir kullanıcı şunları yazıyor. Oyunu 500 saatten fazladır oynuyorum. Kısmen eğlenceli oynanışı, yeni hayatta kalma modundan dolayı ve genel olarak sadece oyun nedeniyle. Geçen yılsa 56 yaşında babam vefat etti. Bu durumu çok iyi karşılayamadım. Automotron DLC'si çıktığında ise oyunda bir robot yaptım ve bu robota babamın adını verdim. Böylece tüm Wasteland'i, oyunun haritasını babamla birlikte gezebilecektim. Babamın ismi Greg olduğundan dolayı robotuma GR36 ismini verdim. Neyse, bu robot babamla bir bağ kurmamı sağladı. Sadece robotun daha ilginç şeyler söyleyebilmesini isterdim. Ama sıkıntı yok yine de. Ancak bugün 24 yaşındaki küçük kardeşim yoğun bakıma kaldırıldı. Doktorlar yaşayabileceğini sanmıyor. Diyabetle ilgili şeylerden dolayı. Oyunda çok güzel bir kule inşa etmiştim ve kardeşime bu kuleyi göstermek istiyordum. Bunun için onu aradığımdaysa yoğun bakımda olduğunu öğrendim. Bethesda'ya ise teşekkür etmek istiyorum. Bu zor zamanlarımda bu kadar güzel bir oyun yaparak kafamı dağıtmamı sağladıkları için. Küçük kardeşim olmadan yaşamaya çalışmak benim için zor olacak. Bu kullanıcı bir süre sonra ise yazdığı postu güncelleyerek şunları ekliyor. Kardeşim başaramadı. Onu kaybettik. İlk arkadaşımı kaybettim. Kardeşim Evan mükemmel biriydi. Kibar, pozitif, değer veren biriydi. Bizden bu kadar erken alınması hiç adil olmadı. Çocuklarımızın birlikte büyümesi gerekiyordu. Ancak o hiç çocuk sahibi bile olamadı. Huzur içinde yat kardeşim. Bu postu gören Bethesda ekibi ise kardeşini kaybeden bu kişinin acısına sessiz kalmak istemiyor. Ona başsağlığı dileyen bir mektup, oyunla ilgili eşyalar içeren bir paket gönderiyorlar. Ancak belki de en büyük jestleri kullanıcının kardeşi Evan'ı bir NPC olarak oyuna eklemek oluyor. Bu NPC ile karşılaştığınızdaysa hiçbir karşılık beklemeden size yardım eden dost canlısı iyi biriyle tanışıyorsunuz. Hitman serisi içerisinde pek çok gözden kaçırabileceğiniz detaylar barındıran bir seri. Üçüncü oyunun End of Era bölümünde ise Royce adında birini öldürmekle görevlendiriliyoruz. Royce'un ofisine vardığımızdaysa ona yakın çalışan insanların işlerine son verebiliyoruz. Böylece onların yerine geçip Royce'a ulaşma şansımızı arttırıyoruz. Ancak bu insanların işlerine son verdiğimizde bir anda ortadan kaybolmuyorlar. Her biri bu duruma farklı tepkiler gösteriyor. Biri işten kovulma haberini sakinlikle karşılayıp dinlenme odasında sigarasını yakarak düşünmeye başlıyor. Bir diğeri tesisten ayrılarak kendini dansa veriyor, kafasını dağıtmaya çalışıyor. Ancak Jeremy Bolt isimli bir çalışan ise kovulduktan sonra bu durumu diğerlerinden biraz daha ağır yaşıyor. Kovulduğu haberini alır almaz iş arkadaşının yanına gidiyor, onunla kovulsa da görüşmek istediğini söylüyor. Belli ki bu iş dışında çok da hayatı olan biri değil. Ancak arkadaşının ona tepkisi bu oluyor. What did you hear? Did I do something wrong? No idea. It just makes no sense. I like it here. I put in a real effort. My friends are here. You're here. Yeah, well, I suppose so. Must be some mistake. We'll stay in touch though, right? You and me? It's kind of awkward with these hours. Unpredictable. And you know, household logistics, buying groceries, feed the cat. There's just a lot to see to. Yeah, but you're my buddy. Let me have your number. I can never remember my own number. I tell you what, give me yours, and I'll be in touch when I get a free spot in the calendar, huh? Okay, great. Bad enough losing the job. I don't want to lose my best buddy too. Jeremy, arkadaşlarının da işini de kaybettiğini biliyordu. Bu yüzden onu takip etmeye devam ederseniz, depresif bir şekilde şehre karşı düşüncelere daldığını görebilirsiniz. Bir süre sonra ise ne düşündüğünü öğrenebilirsiniz.
Dying Light 2 de içerisinde üzücü detay barındıran bir oyun. Oyunda bir yan etkinlik olarak haritanın çeşitli yerlerinden grafitiler topluyorsunuz. Bu grafitilerden birinde ise gerçek bir insanın resmiyle karşılaşıyorsunuz. Grafitinin altında ise çiçekler ve mumlar. Bu grafitiyi aldığınızda ise açıklamasında şu yazıyor: gerçek bir savaşçının anısına, David Bad Wolf Echoed. Yolculuğuna çok erken çıktın ama her zaman kalbimizde olacaksın. David Echoed, Bad Wolf Gaming adında YouTube kanalı olan bir gençti. YouTube macerasına başladıktan kısa bir süre sonra ise kanser olduğunu öğrendi. Kanalındaki son videosunda ise Dying Light için ne kadar heyecanlı olduğunu dile getiriyordu. Hatta fırsat bulduğu zaman bir zombi öldürme montaj videosu bile yapmak istediğini söyledi. Ancak maalesef ki o fırsatı bulamadı. Bu yüzden Techland onu onurlandırmak için hem birinci oyuna hem de ikinci oyuna onun anısını yerleştirdi. Doom Eternal'da yer alan üzücü detaysa dünyaca ünlü Markiplier adlı yayıncı ile alakalı. Doom'un yapımcılarından Markiplier için yapılmış bu jesti öğrendiğinizde hem üzülebilir hem de yüzünüzde ufak bir gülümseme oluşabilir. Guys, I have something to tell you. The developers of this game, they gave me a little bit of a surprise. I know what it is. I think it's here, but I haven't seen it in person yet. It's one of these books has an Easter egg. There. How to comb your mustache, Clifton M. Fishbach. That's my dad's name. And my dad had a killer mustache. Here's a picture of my dad with a mustache. They put this in because I said to them how important this game was to me. This was one of the original games that I ever played, and it always has a special place in my heart. And so they said they were going to do something special, and now it's going to be in the game forever. And it's the biggest book here too. That's really nice. Cyberpunk 2077'de Jackie ile V'nin arkadaşlığına oyunun başında şahit oluyoruz. Birlikte pek çok iş yapıyorlar, macera yaşıyorlar. Ancak oyunda ne yaparsanız yapın, daha en başlarda Jackie ölüyor. Arkasında V'yi bırakarak. V ise arkadaşını kaybetmenin acısını oyunun en sonuna kadar içinde yaşıyor. Eğer Jackie öldükten sonra onu cep telefonundan ararsanız, V'nin başına gelen olayları Jackie'ye anlattığını, onu özlediğini söylediği gizli diyaloglarla karşılaşırsınız. Jack, I got no clue where you are. What happened to you? It all got so fucked up. If you're there somewhere. Fuck. What am I doing? Skyrim, yıllar geçmesine rağmen her köşesinde hala keşfedilmeyi bekleyen detaylar barındıran bir oyun. Winterhold'un doğusuna doğru giderseniz, burada göl kenarında iki iskeletle karşılaşırsınız. Bu iskeletlere ise yakından baktığınızda, belki iki arkadaşın, belki bir çiftin başına gelen trajik olayı tahmin edebilirsiniz. Ayı kapanına yakalanan arkadaşını terk etmek istemeyen biri de, onunla birlikte donarak ölmüş. Son olarak sizlere Animal Crossing'de bir oyuncunun başından geçen bir hikayeyi anlatmak istiyorum. Belki oyunun içerisinde yer alan bir detay değil ama oyunların insanlara ne kadar dokunabileceğini gösteren bir olay. 2 yıl kadar önce Animal Crossing'i aldım. Başlangıçta eğlenceliydi. Bir ay kadar kardeşimle birlikte oyunu oynadık. Sonra sıkılıp bıraktık. Her zaman annemleri oyun oynamaya alıştırmaya çalışmışımdır. Bu yüzden Animal Crossing'in de onlar için basit bir oyun olabileceğini düşündüm. Annemin büyük bir kas rahatsızlığı vardı. Bu yüzden çoğunlukla zamanını evde geçiriyordu. Arada bir alışverişe ya da kiliseye gitmek için evden çıkıyordu sadece. Tüm günü evde tekerlekli sandalyede geçirmek onun için sıkıcı oluyordu. Bu yüzden Animal Crossing'in onda yarattığı etki çok iyiydi. Oyunun başında uzun zaman geçirebiliyordu. Hatta takıntıya bile varmıştı bu olay. Bu yüzden ailede arada bir dalga geçildiği bile oluyordu. Oyunda kendine bir ev aldı. Tüm meyve sebzeleri topladı. Ne zaman onu oynarken görsem çoktan oyundan sıkılmıştır diye düşünüyordum. Ama o oynamaya hep devam etti. Hatta kardeşimle ben sıkılıp bıraksak bile o bu oyundan sıkılmadı. Durumu zamanla daha da kötüleşti ve sonunda oynamayı bıraktı. Bir yıl kadar önce vefat etti. Animal Crossing'i unutmuştum ben. 1,5 yıldır oynamıyordum oyunu.
Ama bugün annemin oyundaki köyüne bir göz atmak istedim. Bu kadar süre neyle uğraşmış görmek için. Her yerde otlar büyümüştü. Köylüler annemin nereye gittiğini soruyordu. Sonra oyundaki posta kutuma gittim. Posta kutum annemden gelen mektuplar ve hediyelerle doluydu. Mektupların çoğu aşağı yukarı aynıydı. Ben oyunu bıraktığımda bile bana hediyeler ve mektuplar göndermeye devam etmişti. Şimdi geriye bakıyorum da annemle oyundaki her şeyi yapmasına rağmen hala neden oynadığı ile ilgili dalga geçiyordum. Halbuki o oyundaki zamanını bana hediyeler toplamak için geçiriyormuş. Neyse, biliyorum bu biraz basit gelebilir size ama bu olay beni çok etkiledi ve sizlerle paylaşmak istedim. Ailenize gösterebildiğiniz tüm sevgiyi gösterin arkadaşlar. Hala yapabiliyorken.